Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Bildiğiniz gibi Çaykur Rizespor'umuz transferlerine devam ediyor. Bugün bir espri yaptık. Bazen uçak iniyor, bazen gemi geliyor. Biz bu transferlerimiz yarın da devam edecek, öbürsü gün de devam edecek. Bugün için Fransa'da oynayan İsmail diye bir kardeşimiz bizim aramıza katıldı. Bugün sözleşmesini imzalamak için aramızdadır. Sizlerle tanıştırmak için hep beraber burada bulunuyoruz. Kendisiyle 2 yıllık bir sözleşmemiz vardır. Bize önemli ölçüde katkıları olacağına inandığımız ve kendisinin Türkiye'yi, Rize'yi araştırdığını ve Rize'yi tercih ettiğini, bu konuyla ilgili kendisinin de özverili olduğunu, daha ziyade belki bu asla yanlış değerlendirilmesin, ayrımcılık olarak kabul edilmesin, kendisi inanç bakımından Müslümanlığın yaşandığı bir yerde daha rahat edebileceğimi, kendisinin bu konuyla ilgili annesiyle canlı yayına katıldık, tesisi tanıştı ona ve annesinden dua istedik, biz de dua istedik. İnanıyorum ki bize önemli ölçüde katkısı bulunacaktır. Kendisi 6 ve 8 numara pozisyonunda bir topçumuzdur. Kendisine soracağınız sorular vardır. Ben katılımların için şimdiden teşekkür ediyorum size. Burası sahip çıkmış bir şekilde. Çünkü Rize bizimdir. Onun için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Katkılarınız büyüktür yani. Bunun da bilincindeyiz yani. Teşekkür ediyorum. Başkanım, kombineler satışa çıktığı kadar rakam nedir? Kombinelerimiz konusunda Sedat Bey tam rakam... 2000'i geçtik. 2000'i geçtik. Protokolde yer kalmadı galiba. Kalmadı. Protokolde yer kalmadı. Bildiğiniz gibi zaten protokolde yani Hüseyin Vali Bey'in öncülüğünde ve bizim de bir düzene sokmamız adına bir düzenli bir satış politikamız oldu. Orada da bu sene güzel bir sistem oturtuyoruz. Protokolde %100 zam geldi. Bunu neye bağlı? Şimdi protokole %100 zam gelmedi. Protokol biz PTT ligine düşmeden önce 3500 liraydı. Önceki sene. 3500 liraydı. Alt lig farkında. Alt lig farkında. Ondan sonraki dönemde seyircinin bir daha katkısı olabilmesi adına, protokolün olabilmesi adına 3000'e düştü. Biz 3500 lira üzerinden 4500, o süre 20'sinde bitti, indirimli bazı bir süremiz vardı. 5000 lira. Ki bunu arkadaşlar espri yaptı, daha da artırmak lazım diye ekonomik anlamda düşünseydik ki yani birkaç günde bunun satışı tamamlandı yani. Hasan Bey, az önce bahsettiğiniz Betkara'dan gelen oyuncular kesinlikle bir dakika. Teşekkür. Şeyimiz nerede? Hoş biraz çocuk. Gençler Birliği'ne gitti. Tabii İstanbul, Ankara, İzmir bu tip büyük şehirlerde futbolcuların tercih şeyleri daha farklı oluyor. Bazı topçularımız, listemiz olan topçular da burada çocuklar olduğu için yabancı kolej meseleleri ortaya çıktı. Bölgemizin yapısı itibariyle en iyisini bazen alamıyorsun, bazen en iyisinin de en iyisi denk geliyor. Onun için bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bazı daha farklı isimler yine burada inşallah buluşacağız yani. Başkanım, müsaadenizle ben şunu arkadaşlar belirtmek istiyorum. Çok sık bu sorulara muhatap kaldığınızı bildiğim için özellikle neden transfer gecikti sorusunu biz de çok fazla duyuyoruz. Hocamızın da bu konuda bizim hemfikir olması çok sevindirici bir şey. Hocamız da diyor ki evet, oyuncu eksikliğimiz var ama biz oyuncuları birazcık takımımıza katmak için çok telaşlı olursak hata yaparız. Ben de sabırla bekliyorum. Bir an önce doğru tercihli, en iyi ekonomik şartlarda ve en iyi katkı sağlayacak oyuncuyu bulmakla ilgili çok çaba sarf ediyoruz diyor. Ve bu konuda hakikaten hocamızın da çok aceleci davranmamış olması kulübümüzün gelecekte büyük bir mali yük altına girmesinin ortadan kalkmasını sağlayan unsurların bir tanesi. Bu sevindirici bir şey. Çünkü Rizespor Kulübü'nün hakikaten yakın tarihte bu anlamda çok ciddi sorumluluklar olmuş mali anlamda. Çok ciddi yükler bizim kulübümüz üzerinde kalmış. Ama şu bir gerçek ki hakikaten hocamız, ilgili arkadaşlarımız, profesyonellerimiz bu konuda çalışıyor. Ali abi sürekli burada kulübün içerisinde mali anlamda acaba 50 bin, 100 bin
Euro daha nasıl azaltırız yükü diye çalışıyor. Mesela Ali abi bahsetti, iki tane oyuncu adlarını duymadınız, geldiler kulübü, şehri gezdiler ama maalesef olmadı. Bunun gibi sıkıntılar da yaşanıyor. Transfer çok kolay, 10 ay sonra çek verirsiniz, yıldızları şehre doldurursunuz, taraftar çok mutlu olur ama sonra kulübün geleceği büyük bir sıkıntı içerisine girer. Biz bunu yapmak istemiyoruz kesinlikle. Başkanımız da bunu çok sık dile getiriyor. Temkinli olmakta fayda var. Ve bugün de çok önemli yeni yöntemler kullanıyor. Ali abi konuda çok ciddi anlamda pazarlık payını kullanıyor. Oyuncuların özellikle menajer diyalogları anlamında gelecekte kulübümüzün Allah'a şükür ki bir yükü olmayacak. Bu konuda çok özel bir süreçten geçiyoruz. Biraz daha taraftarımız sabırlı olursa önümüzdeki günlerde herkesin keyif alacağı yeni oyuncuları takımımızda göreceğiz. İnşallah hep beraberce güzel bir sezon başlangıcı yapacağız arkadaşlar. Yani ben bu Frey konusunda tabii alternatif listemizdedir. Bize önerilenler başka yerlerde menajerler tarafından önerilen bir isimdi. Fakat bizim alternatif listemizdeydi. Şu anda mevcutların içerisinde sıralamanın belli bir kısmındadır. Barış konusunda Barış'ı o havuzun içerisinde Allah nasip ederse bir iki gün içerisinde takıma katacağız. Teşekkür ederim. Mon choix n'a pas forcément été compliqué parce que j'ai eu des offres et j'ai senti un réel envie de la part de ce club qui me voulait vraiment. Et voilà, du coup, j'ai pas hésité. Le coach aussi que j'ai eu au téléphone, qui m'a expliqué le projet, qui me voulait exactement. Et j'ai senti un vrai envie, et donc je me suis pas posé de questions. Et je me suis renseigné par rapport aux amis qui ont joué ici. Ils m'ont tous dit de venir sans hésiter. Et dès là, mon choix a été fait et je suis très content d'être là. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Bu transfer süreci Rizespor'un projesiydi. Bu sayede buradayım ben. Gelişimdeki en önemli etkenlerden bir tanesi de arkadaşlarımla konuşmam oldu. Daha önce burada oynayan Vieira'yla yakın arkadaşız. Fil dişi sahili milli takımından da kendisini tanıyorum ve saygı duyuyorum kendisine. Bu etmenler büyük rol oynadı Rizespor'a transferimde. Hazır mı dedik? Fizik olarak son durumda. Yeah. What is your last performance analyze? Are you ready for the games, for the league? Quel est ton dernier match? Est-ce que tu es prêt pour jouer le prochain match du championnat? Oui, je suis prêt pour jouer. J'étais en sélection avant les vacances. Et donc voilà, j'ai pas de soucis. Je suis prêt à jouer. Je me suis entretenu. Pour moi, il y a pas de soucis. Bu soru için endişelenmenize gerek yok. Milli takımda olduğum için çok az tatil yapabildim ve çok antrenman yaptım. Çok hazır bir şekilde geldim buraya. Çok fit bir durumdayım şu anda. Evet, az önce Ali Adem Bey söyledi. İşte bir Müslüman ülkeye gelmesini geldi. Bunda bir etkisi oldu mu? Benim Müslüman ülkesi olmasında başka isteyen takımlar var mı? Our board member just announced that is that affected you to be in an Islamic country by choosing Turkey and Rize? Also another question. Neydi, pardon? Yeah, başka transfer teklifleri var mı? And from any other teams did you have any other? Oui, beaucoup beaucoup parce que moi je suis musulman, mes parents sont musulmans. Et mon père il vient de partir à la Mecque, donc et vu que je me suis renseigné auprès des autres, je savais que voilà, j'ai été élevé comme ça, donc ça facilite aussi mon choix. Thing easy like this, and my dad just go to Mecca, so il devait être là mais il est parti. He should be there, but he's at the Mecca. Any other offers from another team? We receive a lot. İkinci sorudan başlıyorum. Birçok takımdan transfer teklifi vardı. Çok fazla hem de. İlk sorunuza gelecek olursa ben Müslümanım. Ailem de Müslüman. Bu böyle bir ülkede, güzel bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm açıkçası. Türkiye'den başka teklif var mı? Any other offers from Turkey? From Turkish teams? Bah, toi tu pourrais le confirmer, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Yes. Mais ma décision était vraiment prise parce que j'ai parlé aux gens qui ont joué dans ce club, qui m'ont expliqué comment c'était.
Et ils m'ont dit de partir, de ne pas hésiter, donc mon choix était déjà fait. When I speak to the coach and I see the coach really want him, so his decision was Rize or nothing. Evet, Türkiye'den de birçok takımdan transfer teklifi geldi. Hatta bir ara telefonum hiç susmuyordu. Hep Türk numaraları arıyordu. Ama teknik direktörümüzle konuştuktan sonra kesin kararımı verdim Rize'yi seçme konusunda. Ülkesinden Osman Vera, eski Sakız Espeli'ye de tutuldu. Ama bir marka var. Didem Drogba, Galatasaray. Yani Süper Lig'i nasıl değerli? Drogba da bu topraklarda top koşturdu Süper Lig'de, Galatasaray formasıyla. Previously from Ivory Coast team, Osman Vieira, you know, and Drogba, you know. And what do you think about these players and the Super League of Turkey? Qu'est-ce que tu penses de Drogba, de Osman Vieira? Qu'est-ce que tu penses de la Super League? Bah écoutez, vu que moi je les ai connus en sélection, il y a pas mal de joueurs que je connais qui sont dans ce championnat, que ce soit le championnat français, ils m'ont tous dit que c'est un championnat qui est super bien, que les supporters ici sont un peu fans, très très fans. Et même j'ai connu aussi des amis Erding, que j'ai eu déjà avant de venir. Il m'a dit viens, n'hésite pas. Donc je sais à peu près comment ça se passe et je suis des matchs, et je vois les supporters déjà. Osman Vieira ve Drogba haricinde birkaç futbolcuyla daha da konuştum, Süper Lig'de oynayan. Son olarak Mevlüt de gelmemi söyledi. Vieira ile Drogba da Türkiye'deki atmosferden, taraftarların güzelliğinden bahsettiler. Bunlar da benim için çok güzel şeyler. Thanks a lot. Yaşar hocam buraya. Seçimden sonra almışsın. Ben gel ya. Geniş alalım arkadaşlar. Geniş alsın. Geri 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 hadi hadi. Fotoğraf alalım olsun geniş. Daha geri gel. Daha geri gel. O kadar yeter. Ben gelmiyorum daha benim. Var. Daha iyi şimdi. Sıkıntı mı var? Onu anlatacağım. Boşuna demiyor. Bir şey biliyor demek ki. Allah Allah. Boşuna demiyor. Bilmem. Smile. Bak burada yapalım. Bak bak burada. Bak burada ne kadar güzel olacak. Tam fotoğrafı.